Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün any longer, no longer, anymore zarflarından bahsedeceğim. Evet, isterseniz devam edelim. Bu konu çok zor bir konu değil. Aslında gramerin bir parçasıdır. Any longer, no longer, anymore zarfları artık anlamına geliyor. Hepsi aynı aslında ama aralarında küçük farklar var. İşte bu farkları size anlatmak istiyorum. Any more ve any longer kelimeleri olumsuz cümlelerde kullanılıyor. No longer kelimesi ise olumlu cümlelerde kullanılıyor. Bu ana farkımız. Şimdi ise any more ve any longer kelimeleri arasındaki farkı açıklamak istiyorum. Any more daha çok tekrarlanan eylemler için kullanılıyor. Any longer ise uzun bir süreç için kullanılır. Mesela she can't hurt you anymore. Seni artık incitemez. Demek ki eskiden düzenli olarak incitiyordu ama artık bu tekrarlanan eylem yok. O yüzden bu kelimeyi kullanabiliyoruz. I couldn't wait any longer. Daha fazla bekleyemedim. Burada süreçten bahsediyoruz. Yani zaman dilimi var. O yüzden bu kelimeyi kullanabiliyoruz. Dediğim gibi no longer kelimesi olumlu cümlelerde kullanılıyor ve onları olumsuz cümleye dönüştürüyor. Mesela he no longer lives here. O burada artık yaşamıyor. I no longer work here. Artık burada çalışmıyorum. Şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. No longer kelimesi özneden sonra kullanılır. Fakat any more ve any longer kelimeleri cümlenin sonuna geliyor. I didn't want to stay any longer. Cümlenin sonu. She didn't want to dance anymore. Cümlenin sonu. He no longer lives in Istanbul. Cümlenin ortası. Bugün sizlere any more, any longer, no longer zarflarından bahsettim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.